MÜSİAD Malatya Şubesi bu ayki DOS Meclisi toplantısında İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Malatya MÜSİAD Başkanı Mehmet Balin, üniversite ile şehrin geçmiş dönemlerde doku uyuşmazlığı yaşamasına karşın son yıllarda bu hususta önemli bir mesafe kat edildiğini ve Ahmet Kızılay'ın göreve başlamasıyla birlikte bu bütünleşmenin daha da farklı bir boyut kazandığını belirtti. Balin'in konuşmasının ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay yaptığı konuşmada üniversitenin 41 yıllık birikimi ile Türkiye'de önemli bir noktaya ulaştığını belirterek bugün üniversite sanayi işbirliğini konuşuyoruz. İnönü Üniversitesi ağırlıklı olarak kendini sağlıkta Türkiye'ye gösterdi. Tıp Fakültesi üniversitemizin yıldızı şeklinde konuştu. Üniversitemizde bu 41 yıllık birikimi ile Türkiye'de geldiği nokta önemli. Üniversitemiz ağırlıklı olarak, bugün üniversite sanayi işbirliğini konuşuyoruz. Bizim üniversitemiz ağırlıklı olarak kendini sağlıkta Türkiye'ye göstermiş durumda. Sağlıkta tıp zirvede, yıldızı üniversitemizin. Turgut Özal Tıp Merkezi, rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz, Allah mekanını cennet eylesin, Turgut Özal'ın kurduğu, öncülük ettiği büyük Türkiye'nin abide sağlık merkezlerinden biri olan Turgut Özal Tıp Merkezi 1996'da hizmete girdi ve her geçen yıl gelişerek bugüne ulaştı. Üniversitemiz sağlıkta önemli bir noktaya geldi. Bu üniversitemiz için de şehrimiz için de büyük bir başarı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin karaciğer naklinde de Türkiye'de bir numara haline geldiğinin altını çizen Kızılay, özellikle karaciğer nakli ile Türkiye'de adı en çok duyuran hastane oldu. Kanser hastanesini açarak başarılarımıza başarı katacağız dedi. Karaciğer naklinde Türkiye ve Avrupa'da birinci sıraya oturdu. Bu da çok büyük bir başarı. Üniversitemizin ve hastanemizin bir markası oldu karaciğer nakli. Diğer alanlar biraz gölgede kaldı. Karaciğer nakli bu kadar öne çıkınca bizim hastanemizde diğer alanlarda da çok başarılı tedavi, tanı yapılıyor. Diğer alanlarda önümüzdeki aylarda daha da kendini gösterecek. Bizim tabii hedefimiz bu dönemde bütün nakilleri burada yapmak. Bir de bunun yanına kanser hastanesini açarak onkolojiyi koymak. Malatya iki alanda Türkiye'nin bir numarası olmalı. Biri organ nakillerinde, ikincisi onkolojide. Rektör Kızılay konuşmasının devamında sanayi, üniversite işbirliği ve teknokent konularında da MÜSİAD üyeleriyle istişarelerde bulundu. Biz sadece sağlık eğitimiyle ilgili, yani tıpla ilgili diş, eczacımız, hemşirelik gibi hedefimiz en az 500 öğrenci. Biz daha da geliştirip sağlık eğitiminde dünyanın her yerinden buraya insan çekebiliriz. Teknokenti yazılım esaslı büyütmek hedefimiz. Onun için yazılım hocası, bilgisayar mühendisi bir arkadaşımızı Teknokent'te genel müdür yaptık. Çünkü hedefimiz yazılımda büyümek. Biz mühendislikteki potansiyelimizi